olunca güvenliğimiz yoktu. Bombalar rastgele geliyordu. O yüzden suçumuz olmayan bir şeyin faturası bize kesildi, görebiliyorum. İstanbul Anadolu Yakası'nın sanatta fark yaratan merkezi Müze Gazhane Hayat ve umut dolu bir galayla sanatseverleri selamladı bu kez. Ev sahibi Müze Gazhane, etkinlik sahibi de ünlü belgeselci, gazeteci Coşkun Aral olunca hayat yeniden bu sefer umuda açıldı. Ama tabii ki Murat Hocam çok güzel söyledi. İnsanın fıtratında var göç ama her göç yeniden bir başlangıç olabilir. Burada vermiş olduğumuz 4 tane örnek. Genel yönetmenliğini Coşkun Aral, yönetmenliğini Murat Toy, yapımcılığını da Müge Aral'ın üstlendiği Hayat Yeniden isimli belgeselin galası geçtiğimiz günlerde Kadıköy Müze Gazhane'de yapıldı. Hayat Yeniden göç bağlamında Avrupa Şehirler Ağı projesi. Belgeselin ortaya çıkış hikayesi nasıl? Açıkçası göçler, zorunlu göçler veya mültecilik veya savaşların, doğal afetlerin yarattığı göçler benim neredeyse yarım asra uzanan bir yolculuk öyküm. Dünyanın çok farklı bölgelerine tanıklık yaptım. Kendi coğrafyamda başta olmak üzere tabii ki. Şu anda içinde yaşadığımız kent dünyada en çok zorunlu göçü yaşatan kentlerden biri oldu. Yani şu anda 4 milyonu aşkın bu topraklarda yaşamak zorunda kalıp İstanbul'a sığınan insan var. Bölgeye, Türkiye'ye sığınan insan var. O yüzden bölge olarak çok duyarlı olmamız gereken bir konu. Eşim Müge Aral'la beraber, yönetmenimiz Murat Toy'la beraber çok kısa süre içinde bir organizasyon yaptık. Bize bildirilen 3 ayrı ülkede, Yunanistan, İspanya ve Almanya'da birer genç bulduk. Oraya gerçekten yerleşmiş, hayatlarını yeniden başlatan, adeta küllerinden yeniden doğan 3 tane insan. Bir de yıllardan beri tanıdığım, bu topraklarda neredeyse çocukluğuna tanık olduğum Ravza Nur, onun hikayesiyle beraber birleştirip 4 tane insanın hayata yeniden başlangıcına içeren bu belgeseli yaptık. Biraz bir önemli bir mesaj bu. Çünkü istesek de istemesek de şu anda ülkemizde bulunan 4 milyonu aşkın mültecinin bir şekilde büyük bölümü bu ülkede kalacak. Bizlerle beraber yaşayacaklar. Onların öncelikle uyum içinde bizim bir parçamız olarak bu ülkede daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamamız lazım. Bu hepimizin sorunu. Onların bize uyum sağlaması kadar bizim onlara uyum sağlamamız gerekiyor. Bu yeni bir başlangıç olacak hem onlar için hem bizler için. Bu insanlık tarihinde tekrarlanan bir olay. İnsanlığın fıtratında var göçmek. İnsanlık tarihinde zaten bu kadar birbirinden farklı uygarlıkların kök salmasında en büyük etken başka yerlerden gelen göçlerdir. O yüzden bu belgesel bizim için bir mesaj niteliğindeydi. Belgeselin yanı sıra burada açtığımız bu sergi de içinde yaşadığımız şu anda bu coğrafyada meslektaşların, foto mavilerinin çektiği fotoğraflar ve en önemlisi aralarında bir tane fotoğraf geçtiğimiz aylarda çekildi. Mehmet Aslan arkadaşım tarafından, kendisi bir veteriner. Suriye'de kimyasal silahtan zehirlenmiş bir annenin eli bacağı olmayan bir çocuğuyla savaşta bacağını kaybetmiş babanın o yeniden başlangıçta bu topraklarda mutlulukla yeniden bir başlangıca, adeta küllerinden yeni doğma anına anını bize yansıtan bir fotoğraf. Bence yapılması gereken bu tür etkinliklerle halkımızı, insanımızı, bizimle beraber yaşayacak bu göçen insanlara alıştırmak. Regime released me. I had like a discussion with them, with the United Nations people in Damascus, and they said very clearly we cannot. Çekimleri Berlin, Madrid, Atina, Gaziantep, Kilis ve İstanbul'da gerçekleştirilen belgesel, 4 insan, 4 hikayeyi konu alıyor ve göçün oluşturduğu fırsatlardan nasıl yararlanabileceğini öğretiyor. Bir mülteci kız çocuğu olarak bir yolculuğunuzu gördük. Nasıl bir süreçti? Evet, biraz belgeselde gördük ama. Çok zor bir süreç tabii ki de. Ve sadece ben değil,
aslında benim hikayem yüz binlerce, milyonlarca insanın hikayesini anlatıyor. Kolay bir şey değil. Bir anda kendi evini, kendi odanı, kendi ülkeni bırakmak zorunda kalmak, gece ortasında bambaşka bir ülke, bilmediğin bir yerde yeniden, hatta eksi birden hayata başlamak çok zor bir şey. Bir de özellikle mülteci kavramları, göçmen kavramları, geçici koruma, misafir kavramları altında yaşamak daha da çok zor. Çünkü hiç kimse kendi haklarını bilmiyor, neye sahip olduğunu bilmiyor, nasıl mücadele etmesinin gerektiğini bilmiyor. Hiçbir yere ait olamamak ya da ait olduğu yere gidememek çok zor bir duygu. Tabii hala insanlar ölüyor. Gerekirse Afganistan'da ya da Suriye'de, Yemen'de, Afrika'nın bir sürü yerlerinde açlıktan da ölen insanlar var. Ve sadece savaş, para ve güç sahip olmak için olan bir şey. Ne gerek var bu kadar insanlar ölmeye? Birilerini sırf hayatını kurtarmak için botlarla Avrupa'ya giderken denize batıp sahillerden cesetlerini çıkartılırken aslında buna sebep olan nedenleri araştırmak gerekiyor. Biz mülteci sorununa odaklanıyorken asıl sorunu unutuyoruz. Suriye'nin durumu, ben artık Suriyelilerin savaşı gibi hissetmiyorum ya da onu göremiyorum. Çünkü tüm dünya içeride savaştığı bir yer oldu. Herkes güce sahip olmak için içeride savaşıyor. Bu da bizim için çok üzücü oluyor. Çünkü biz mülteci kavramları altında yaşıyoruz. Ama kendi ülkemiz yok oluyor, çocuklarımız ölüyor, annelerimiz ölüyor ve en son suçlanan biz oluyoruz, eziyet gören biz oluyoruz. Sen peki ne önerirsin kendin gibi olan mültecilere? Nasıl bir hedef koymalılar kendilerine, nasıl davranmalılar? Ya ilk önce kendileri, özellikle kadınlar için kendilerinin güçlü hissetmeleri gerekiyor. Çünkü güçlü hissetmedikten sonra hiçbir şeyi başaramayacağını söylemek istiyorum. Kendi içinde güçlü bir kadın olduğunu hissedip azimle bir adım atmak gerekiyor. Kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor ve onun için uğraşması gerekiyor. Meslek öğrenmesi gerekiyor. İlk önce yaşadığı ülkenin dili ve kanununu öğrenmesi gerekiyor. Bu ilk yapması gereken şeydir. Onun dışında mülteci katılımı, bu tabii tüm dünyaya söylemek istiyorum. Mülteci kadını çok önemli bir şey çünkü mültecisiz çözüm üretilmez. Proje kapsamında Foto Muhabirleri Derneği'nin hazırladığı fotoğraf sergisi de Aralık ayı süresince Müze Gazhane'de ziyarete açık olacak.